Romanımızın adı Durgun Don. Yazar Mihail Şolohov. İkinci kitap. Beşinci bölüm 19. Golubov'un müfrezesi devrim komitesi tarafından geniş bir kuşatma hareketiyle Novoçarskak'a almaya gönderildi. Bunçuk da bu birlikle gitti. Golubov müfrezesinin başında kamçısını sabırsızlıkla atının sağrısına indire indire süvarilerini hızlı bir yürüyüşle götürdü. Gece bir bucağa girdiler ve atlarını biraz dinlendirdikten sonra tekrar yıldızsız, kurşunu gecenin içine sürdüler. Buzdan bir kabuk bağlamış olan yol atların toynakları altında çatırdıyordu. Bir başka bucağın içinden geçtikleri sırada tan yeri ağrıyordu. Sokaklar hala ıssızdı. Yalnız meydana yakın bir kuyunun yanında yaşlı bir kazak bir teknedeki buzları kırıyordu. Golubov atını adamın yanına sürdü, müfreze durdu. ''Hey, merhaba!'' diye adamı selamladı komutan. Adam parmaksız yün eldiveni elini ağır ağır kalpağına götürdü ve dostça olmayan bir tonla cevap verdi. ''Günaydın!'' dede, sizin kazaklar Novoçarskak'a gitti mi? Köyünüzde seferberlik oldu mu?'' Yaşlı adam cevap vermeden baltasını kaptığı gibi avlusunun kapısından içeri dalıp gözden kayboldu. Golubov ileri diye bağırıp küfrede üfrede atını sürdü. Aynı gün ordu konseyi Novoçarskak'ı boşaltmaya hazırlanıyordu. Don Kazak ordusuna yeni atanan Sahra Atamanı General Popov silahlı kuvvetlerini çoktan şehirden çıkarmış ve bütün askeri malzemeyi de naklettirmişti. Golubov'un süvarileri hiçbir karşı koymakla karşılaşmadan aniden giriverdiler Novoçarskak'a. Golubov arkasından büyükçe bir Kazak müfrezesi olduğu halde dört nala konsey karargahına bizzat gitti. Dış kapıda ağızları bir karış açık meraklı kalabalığı toplanmıştı. General Nazarov'un eyeri vurulmuş, atının başında bir kurye bekliyordu. Bunçuk atından yere atlayıp hafif makineli tüfeğini eline aldı. Golubov ve öbür kazaklarla birlikte koşa koşa evden içeri girdi. Koskoca salonda toplantı halinde bulunan delegeler kapının ardına kadar açılmışçasıyla bembeyaz kesilen yüzlerini yeni gelenlere çevirdi. Golubov tören alanındaymış gibi sert bir sesle ''Ayağa kalk!'' diye emretti. Çevresinde kazaklar olduğu halde acelesinden bacakları birbirine dolanarak masanın başına gitti. Otoriter komuta üzerine konsey üyeleri çekilen sandalye sesleri arasında ayağa kalktı. Yalnız Nazarov kalkmadı. General öfkeli bir sesle ''Ordu konseyinin oturumunu kesmeye nasıl cüret ediyorsunuz?'' diye sordu. ''Tutuklusun, kes sesini.'' Golubov öfkesinden mosmor kesilmişti. Koşarak Nazarov'un yanına gitti. Generalin üniformasındaki apoletleri söktü ve boğuk bir sesle kükredi. ''Ayağa kalk diyorum. Götürün şunu. Kime söylüyorum ben? Subay bozuntusu sen de.'' Bunçuk makineli tüfeğini kapının ağzına kurmuştu. Konsey üyeleri koyun sürüsü gibi bir araya toplandı. Kazaklar, Nazarov'u, yüzü kül kesilmiş konsey başkanı Voloshinov'u ve daha birçoğunu Bunçuk'un yanından sürükleyerek geçirdi. Golubov yüzü kıpkırmızı, kılıcı şakırdaya şakırdaya arkalarından gitti. Konsey üyelerinden biri Golubov'un kolundan yakaladı. ''Nereye gideceğiz efendi albayım?'' Bir başkası kafasını Golubov'un omzu üzerine uzattı. ''Serbest miyiz?'' Golubov onları iterek ''Cehennemin dibine kadar yolunuz var.'' diye bağırdı. Bunçuk'un önüne vardığı sırada onlara dönüp ayağını hızla yere vurdu. ''Defolun, cehennemin dibine gidin. Hiçbirinizi istemiyorum.'' ne bekliyorsunuz be?'' Boğuk sesi daha bir süre çın çın çınladı salonda. Bunçuk geceyi annesinin evinde geçirdi. Ertesi gün Rostov'un ele geçirdiği haberi geldi. Rostov'a gitmek için hemen Golubov'dan izin aldı ve ertesi sabah yola çıktı. Rostov'a varınca 2 gün genel karargahta çalıştı ve devrim komitesi bürolarına da gitti. Ama orada ne Abramson'u ne de Anna'yı bulabildi. Ele geçirilen beyaz muhafızları çabucak yargılamak için karargahta bir devrim mahkemesi kuruldu. Bunçuk bir gün mahkemede çalıştı. Savcının sanıklara yönelttiği bir iki suçlamaya o da katıldı ve ertesi gün pek umudu olmadığı halde tekrar devrim komitesine gitti. Merdiveni çıkarken yukarıdaki odalardan birinde Anna'nın sesi geldi. Anna'nın kahkahasını duyunca yüreği güm güm atmaya başladı. Adımlarını yavaşlattı ve kapıyı iterek açtı.
Vaktiyle komutana ait olan odada sigara dumanından göz gözü görmüyordu. Kaputu düğmesiz bir adam, ufak bir kadın tuvalet masası üzerinde bir şeyler yazıyordu. Çevresinde gocuklu, paltolu bir sürü asker ve sivil toplanmıştı. Anna'nın pencerenin yanında arkası kapıya dönük durmakta olduğunu gördü Bunçuk. Abramson ellerini dizinin üstünde kenetlemiş, pencerenin kenarına oturmuştu. Onun yanı başında da Letonyalıya benzeyen uzun boylu bir kızıl muhafız dikiliyordu. Serçe parmağını kaldırmış, sigara sarmakta olan adam herhalde gülünç bir şey anlatıyor olmalıydı ki Anna başını geriye atmış kahkahayla gülüyordu. Abramson'un yüzü de gülümsemekten kavun kabuğu gibi kırış kırıştı. Kızıl muhafızı kayadan yontulmuşa benzeyen yüz çizgilerinde keskin ve ateşli bir zekanın ışıltıları seziliyordu. Bunçuk ilerledi. Elini Anna'nın omzuna koydu. ''Merhaba Anna.'' Anna dönüp baktı, yüzü kızardı, kırmızılık boynunun altına kadar yayıldı ve gözleri doluverdi. ''Nereden çıktın?'' ''Ah, Abramson, çil para gibi, bir de sen onun için meraklanıyordun.'' diye gözlerini kaldırmadan kekeledi Anna. Heyecanını yenemeyerek döndü ve kapıya doğru yürüdü. Bunçuk, Abramson'un sıcacık elini sıktı. Onunla bir iki kelime konuştu ve Abramson'un bir sorusunu cevapsız bırakarak, soruyu anlamamıştı bile, yüzünde sınırsız denecek kadar mutlu ve şapşalca bir gülümsemeyle Anna'nın yanına gitti. Kendini toparlayan Anna, sıkılganlığından ötürü biraz kızgın, Bunçuk'u gülümseyerek karşıladı. Nasılsın bakalım?" diye sordu. "Ne zaman geldin? Novocherkask'tan mı geldin? Golubov'un müfrezesinde miydin? Ne haber?" Bunçuk hiç kıpırdamadan diktiği gözlerini bir an bile Anna'nın yüzünden ayırmaksızın cevaplandırdı onun sorularını. Anna ise ikircikli gözlerini Bunçuk'un bakışlarından kaçırdı. "Gel biraz dışarı çıkalım," dedi Bunçuk'a. Gitmeye hazırlanırken Abramson arkalarından seslendi. "Çabuk dönecek misiniz? Sana bir iş vereceğim yoldaş Bunçuk. Senden hemen yararlanmayı düşünüyoruz. Bir saate kadar dönerim." Sokağa çıktıklarında Anna gözlerini Bunçuk'un ta gözlerinin içine dikerek elini kızgın bir ifadeyle salladı. "İlya, İlya, ne fena kaybettim kendimi. Tıpkı bir genç kız gibi. Seni hiç beklemediğim bir anda gördüğümden, ayrıca aramızdaki ilişkinin yarım yamalak oluşundan ileri geldi. Sahi ya, benim seninle ilişkim nedir? Bir nişanlı çiftin saf ve sevimli ilişkisi mi? Biliyor musun, Lugansk'ta bir seferinde Abramson bana, Bunçuk'la birlikte mi yaşıyorsun diye sorduydu. İnkar ettim. Ama Abramson'un gözünden bir şey kaçmaz. Burnunun dibinde olanları görmezlik de edemez. Bir şey demedi. Ama ben gözlerinden inanmadığını anladım. Sen bana kendinden söz et. Ah, Lugansk'ta işleri öyle güzel yürüttü ki 211 süngülük bir müfreze topladık. Örgütlendirme çalışmaları, siyasal çalışmalar yaptık. Ama hepsini iki kelimeyle anlatmamam ki sana. Hala ansızın gelişinin etkisinden kurtulamadım. Nerede? Nerede geçiriyorsun geceyi? Diye sordu Anna. Bir yoldaşın evinde, diye kekeleyerek yalan söyledi Bunçuk. Zira geceleri karargahta kalmaktaydı. Hemen bugün bizim eve taşınırsın. Nerede oturduğumu hatırlıyor musun? Bir seferinde beni eve götürmüştün. Bulurum ama sizleri rahatsız etmiş olmaz mıyım? Saçmalama. Kimseyi rahatsız etmezsin. Hem üzerinde durmaya değmez bunun. Akşam Bunçuk bütün eşyasını toplayıp kocaman askeri sırt çantasına tıktı. Şehrin dış mahallesindeki Anna'nın oturduğu eve gitti. Ufak, kagir bir evin eşiğinde onu yaşlı bir kadın karşıladı. Kadının yüz çizgileri uzaktan Anna'yı andırıyordu. Gözlerinde aynı mavimtırak pırıltı vardı. Burnu da Anna'nınki gibi hafif aşağı kıvrıktı. Ama kırış kırış derisiyle çökük ağzından yaşı belli oluyordu. ''Siz Bunçuk musunuz?'' diye sordu kadın. ''Evet.'' ''İçeri girmez misiniz? Kızım sizden söz etti bana.'' Bunçuk'u ufak bir odaya aldı, ona eşyasını koyacak yer gösterdi ve romatizmadan çarpılmış parmaklarıyla odayı işaret etti. ''Burada yatacaksınız. Karyolanız da şu.'' Dikkati çeken bir Yahudi şivesiyle konuşuyordu. Evin içinde ondan başka, zayıf ve Anna'nınkindeki gibi gözlerinin altı çukur bir genç kız vardı. Biraz sonra Anna da geldi ve kendisiyle birlikte bir canlılık, bir hareket getirdi. ''Gelen oldu mu? Bunçuk geldi mi?''
Annesi Yahudice cevap verdi. Anna sert adımlarla Bunçuk'un odasına doğru yürüdü, kapıya geldi. Girebilir miyim? Evet, evet. Bunçuk sandalyesinden kalkıp Anna'yı karşılamaya gitti. Her şey yolunda mı? Anna ona memnunlukla, gözlerinin içi gülerek baktı ve sordu. Bugün bir şey yedin mi? Gel, öbür odaya gidelim. Bunçuk'u kolundan tutup büyük odaya götürdü. Anne, bu benim yoldaşım, dedi ve gülümsedi. Gece Rostov'un üzerinde olgun akasya tohumlarının çatlamasını andıran silah sesleri duyuldu. Ara sıra bir makineli takır diyordu. Sonra sesler dindi ve gece, yumuşak, kasvetli Şubat gecesi sokakları tekrar sessizliğin içine sardı. Bunçuk'la Anna, Bunçuk'un titiz bir düzen içinde ufak odasında geç vakitlere kadar oturdular. ''Burada kız kardeşimle ben kalıyordum,'' dedi Anna. ''Ne kadar gösterişsiz bir yaşantımız olduğunu görüyorsun işte. Rahibeler gibi. Ne ucuz resimler, ne fotoğraflar, ne de lisede okuduğumu gösterecek herhangi bir eşya var.'' ''Nasıl geçiniyorsunuz?'' diye sordu Bunçuk. Anna biraz gururla cevap verdi. ''Fabrikada çalıştım, ders verdim.'' ''Peki şimdi?'' ''Annem eve dikiş alıyor. İkisinin de öyle fazla ihtiyaçları yoktur.'' Bunçuk ona Novorçeskak'ın alınışını, Anna'nın gidişinden sonra katıldığı savaşları ayrıntılıyla anlattı. Anna da ona Lugansk'ta ve Toganrog'daki çalışmalarından edindiği izlenimlerini söyledi. Saat 11'de annesi kendi odasının ışığını söndürür söndürmez iyi geceler dileyip Bunçuk'un yanından ayrıldı. Bunçuk, Don Devrim Komitesi'ne bağlı Devrim Mahkemesi'nde çalışmakla görevlendirilmişti. Avurdu çökmüş, sürekli çalışmaktan ve uykusuzluktan gözlerinin feri kaçmış, uzun boylu bir adam olan mahkeme başkanı Bunçuk'u odasının penceresi yanına götürdü. Kol saatiyle oynayarak, bir konferansa geç kalmıştı, sordu. ''Partiye ne zaman katıldınız?'' iyi. İnfaz müfrezemizin komutanı oluyorsunuz.'' Rüşvet alıyor diye eski komutanımızı dün gece Kaledin'in yanına gönderdik. Hayvanın, domuzun, sadistin biriydi. Böylelerini de saflarımızda istemiyoruz biz. Yaptığımız pis bir iş. Ama yine de partiye karşı sorumluluk bilincimizi korumamız gerek. Sözlerimi doğru anlayın. Bu sözlerin üzerine özellikle basarak devam etti. İnsanlığımızı kaybetmemeliyiz. Gerektiği için elimizdeki karşı devrimcilerin vücutlarını ortadan kaldırıyoruz. Ancak bu işi bir soytarlık haline getirmememiz gerekir. Beni anlıyor musunuz? Çok güzel. Hadi şimdi gidin ve görevinizi devralın. Aynı gece Bunçuk bir kızıl muhafız mangasının başında 5 karşı devrimciyi şehirden 3 vers kadar uzağa götürüp gece yarısı kurşuna dizdi. İçlerinden ikisi Kazak, geri kalanlar Rostov'un yerlisiydi. Ondan sonra da hemen her gece ölüme mahkum edilenleri bir kamyon içinde şehirden dışarı çıkardı Bunçuk. Çabucak mezarlar kazılır, mezar kazma işinde kızıl muhafızlardan bazıları mahkumlarla omuz omuza çalışırdı. Ondan sonra Bunçuk, kızıl muhafız mangasını sıraya dizer, madeni bir ses tonuyla komut verirdi. Devrimin düşmanlarına tabancasını sallar, ateş. Bu işte bir hafta çalıştıktan sonra kurudu, sarardı, küllere bulanmışa döndü yüzü. Gözleri çukura kaçtı ve sinirli sinirli seyirmeye başlayan göz kapakları gözlerindeki donuk, kederli ışıltıyı gizleyemez oldu. Anna, devrim komitesinde çalıştığı ve eve geç geldiği için onu ancak geceleri görebiliyordu. Ama penceredeki bildik tıkırtı, Bunçuk'un geldiğini haber verene kadar oturup bekliyordu onu her gece. Bir gece Bunçuk, her zamanki gibi yine gece yarısını geçe eve geldi. Anna kapıyı açarak sordu. ''Biraz yemek yer misin?'' Bunçuk cevap vermeksizin sarhoş gibi sendeleyerek kendi odasına geçti. Kendini, kaputu, çizmeleri ve kasketiyle öyle olduğu gibi yatağın üstüne attı. Anna yanına gidip Bunçuk'un yüzüne baktı. Gözlerine nemli bir perde inmiş gibiydi. Dişlerinde salyası parıldıyordu ve tüfüsten sonra seyrelen saçları ıslak ıslak Anna yapışmıştı. Anna onun yanına oturdu. Acıma ve üzüntü yüreğini tırmalıyordu. Fısıldadı. ''Çok mu güç geliyor sana İlya?'' Bunçuk onun elini sıktı. Dişleri kenetlendi. Başını duvara çevirdi. Tek kelime söylemeden öylece uyuyakaldı. Uykusunda perişan bir halde anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıyor, sıçrayıp kalkmaya çalışıyordu.
Anne onu seyrederken sınırsız bir korku duyarak ürperdi. Bunçuk gözleri yarı aralık uyuyor ve fırlak, sarımtırak göz yuvaları göz kapaklarının altında ateşli ateşli parıldıyordu. Sabah Anna, "Bırak bu işi," dedi ona. "Cepheye git. Bu dünyada olmayan bir yaratığa döndün İlya. Bu iş seni mahvedecek." "Kes sesini," diye bağırdı Bunçuk, gözlerini öfkeyle kırpıştırarak. "Bağırma öyle. Sana kötü bir şey mi söyledim?" Bağırmasıyla sanki göğsünde tıkanıp kalmış olan öfke kurtulmuş gibi hemen sakinleşiverdi Bunçuk. Yorgun avuçlarına bakarak konuştu. "İnsan pisliğini ortadan kaldırmak pis bir iş. İnsanları kurşuna dizmek hem sağlığa hem de kafaya zararlı. Hepsinin Allah belasını versin." Anna'nın yanında ilk kez ağza alınmayacak küfürler etti. "Böylesine pis bir işi ancak budalalar, yırtıcı hayvanlar ya da yobazlar gönüllü çıkar. Öyle değil mi? Hepimiz çiçek bahçesinde yaşamak isteriz. Allah belasını versin. Çiçekleri, ağaçları dikmek için önce pisliğin temizlenmesi gerek. Toprağın gübrelenmesi gerek. İster istemez ellerini kirleteceksin." Anna sessiz sedasız öteye döndüğü halde Bunçuk sesini yükseltti. "Pisliğin ortadan kaldırılması gerek. Ama insanoğlu yine de işi beğenmiyor, titizlik ediyor." diye yumruklarını masaya indire indire kan çanağına dönmüş gözlerini kırpıştıra kırpıştıra bağırdı. Anna'nın annesi odaya bir göz attı. Bunun üzerine Bunçuk kendini toplayıp daha sakin konuşmaya başladı. "Bırakmayacağım bu işi. Bunun görevim olduğunu çok iyi görüyorum, hissediyorum. Pislikleri tırmıkla atacağım. Toprağı gübreleyeceğim ki daha verimli olsun. Daha bereketli. Bir gün bu toprakların üstünde mutlu insanlar dolaşacak. Belki henüz var olmayan kendi oğlum da yürüyecek bu topraklarda." Dişlerini gıcırdatarak tatsız bir sesle güldü. "Bu yılanların, bu kenelerin kaç tanesini vurdum ben? Kene, insanın kanını emen bir böcektir. Bu ellerimle düzinelerce kene öldürdüm ben." Bir akbaba pençesi gibi kıvrılmış, uzun tırnaklı, kara kara kıllı ellerini uzattı. Sonra dizlerinin üzerine bıraktı ve fısıltı halinde konuştu. "Hepsinin canı cehenneme. Yakmalı, yakmalı. Yakmalıyız ki havayı bozacak duman çıkmasın artık. Ne var ki yoruldum ben. Doğrudur. Biraz daha dişimi sıkar, sonra cepheye giderim. Sen haklısın." Anna yavaş sesle, "Evet," dedi. "Cepheye git ya da başka bir iş al. Ne olursun İlya. Yoksa aklını kaçıracaksın." Bunçuk Anna'ya sırtını dönüp parmaklarıyla pencereyi tıkırdatmaya başladı. "Hayır, yeteri kadar güçlüyüm. Bu dünyada demirden yapılmış adam bulunduğunu sanma. Hepimiz aynı hamurdan yoğrulmuşuzdur. Gerçek yaşamda savaş alanından korkmayan ve hiçbir şeyi hissetmeden, manen yaralanmadan adam öldürebilecek tek kişi yoktur. Ben subaylara acımıyorum. Onlar da senin benim gibi sınıf bilincine sahip. Ama dün başkalarının yanı sıra üç de kazakı kurşuna dizmem gerekti. Üç emekçiyi. Birinin ellerini çözmeye başladım." Sesi derinlerden gelir gibi, sanki Bunçuk gittikçe uzaklaşıyormuş gibi güç duymaya başladı. Elim onun eline değdi. Bir kitap cildinin meşesi kadar sertti. Nasırlarla kaplıydı. Kapkara bir avucu vardı. Çatlaklarla, kesiklerle dolu. Her neyse, artık gitmem gerek. Birdenbire sustu. Anna'nın bakışlarından kaçınmak için öte yana döndü ve gırtlağını ovaladı. At kılından bir ilmik sanki boynunu sıkıyor ya da ona öyle gelmişti. Çizmelerini çekti, bir bardak süt içti ve çıktı. Koridorda Anna onun ardından yetişti. Bunçuk ağır elini kendi elinin içine aldı, sonra bu eli alev alev yanan kendi yanağına bastırdı ve koşarak avluya çıktı. Havalar ısındı, bahar don topraklarının kapısını çaldı. Nisan başlarında Ukrayna Kızıl Muhafız müfrezeleri haydamaklar tarafından geri sürüldü ve Almanlar Rostov'a girmeye başladı. Kentte cinayetler, yağmalar, gasp olayları gırla gidiyordu. Devrim komitesi, morali tamamıyla bozulmuş bazı birliklerini silahtan tecrit etmek zorunda kaldı. Bu iş öyle kolay kolay başarılamadı. Hatta karşılıklı ateş açıldığı bile oldu. Novoçarskak dolaylarında Kazaklar kaynaşıyordu. Mart'ta kavak ağaçlarında tomurcuklar açar gibi köylerde Kazaklarla yabanlar arasında patırtılar çıktı. Şurada burada ayaklanmalar baş gösterdi. Karşı devrim komploları meydana çıkarıldı. Ne var ki Rostov canlı,
ihtiraslı bir yaşam sürmeye devam etti. Akşamları ana caddede kalabalık asker, denizci ve işçi grupları gezintiye çıkıyordu. Toplantılar yapılıyor, ayçiçeği yiyor, ıslak kaldırımlara tükürüyor, kadınlara kur yapıyorlardı. Eskiden olduğu gibi çalışıyor, yiyor, içiyor, ölüyor, doğuruyor, sevişiyor, nefret ediyor, denizden esen tuzlu rüzgarları soluyor, küçük ya da büyük tutkuların pençesinde yaşıyorlardı. Felaketin Rostov'un kapısını çalacağı günler yaklaşıyordu. Kara topraklar üzerinde eriyen kar ve yaklaşan savaşın kan kokusuyla yüklüydü hava. Güneşli, güzel bir gün, Bunçuk eve her zamankinden daha erken döndü ve Anna'yı orada görünce şaşırdı. "Ama sen her vakit geç gelirdin. Bugün neden erken geldin?" "Kendimi iyi hissetmiyorum." Anna, Bunçuk'un peşinden onun odasına gitti. Bunçuk iş elbisesini çıkardı ve sevinçten titreyen bir gülümsemeyle "Anna," dedi. "Bugünden sonra artık mahkeme emrinde çalışmıyorum." "Ne? Nereye gidiyorsun?" "Devrim komitesine. Bugün Krivoşlikov'la konuştum. Beni bölgeden bir yere göndereceğini vaat etti." Akşam yemeğini birlikte yediler. Sonra Bunçuk yattı. Heyecanından uzun süre gözüne uyku girmedi. Sert yatağın üzerinde oradan oraya döne döne yattığı yerde sigara içti. Mahkemeden ayrılmakla sırtından ağır bir yük kalkmış gibi olmuştu. Zira bu yük altında çökmesinin kısa bir zaman meselesi olduğunu anlamıştı. Dördüncü sigarasını bitirmek üzereyken kapının hafifçe gıcırdadığını duydu. Başını kaldırınca Anna'yı gördü. Yalın ayak, sırtında sadece iç vanilası olan Anna, eşikten içeri süzüldü ve ses çıkarmadan Bunçuk'un karyolasına yaklaştı. Panjurdaki bir aralıktan çıplak omzuna buğulu buğulu ay ışığı vuruyordu. Bunçuk'un üzerine eğildi, sıcak eliyle dudaklarını kapadı. "Öteye git, sesini çıkarma." Bunçuk'un yanına yattı. Alnındaki bir üzüm salkımı kadar ağır bir saç tutamını sabırsız bir hareketle geriye itti. Gözlerinde mavimtırak bir ateş tüterken ızdıraplı, boğuk bir sesle fısıldadı. "Bugün değilse yarın seni kaybedebilirim. Bütün gücümle seni sevmek istiyorum." Kendi verdiği kararla bütün vücudu ürperdi Anna'nın. "Hadi sene, çabuk ol." Bunçuk onu öptü ama dehşet içinde ve bilincini bulandıran bir utançla. İktidarsız olduğunu anladı. Başı sarsıldı, utancından yanakları tutuştu. Biraz sonra Anna kendini çekti ve öfkeyle itti Bunçuk'u. Sesinde bir iğrenme, bir küçümsemeyle tiksinerek sordu fısıltı halinde. "Yapamıyor, yapamıyor musun? Yoksa hasta mısın? Oh ne iğrenç şey, bırak beni." Bunçuk, Anna'nın elini öyle bir sıktı ki kızın parmakları hafifçe çatırdadı. Anna'nın tekerlek gibi açılmış, düşmanca bakan gözlerinin buğulu karanlığına dikti gözlerini ve başını bir felçli gibi bükerek kekeliye kekeliye sordu. "Neden? Neden beni suçluyorsun?" "Evet, kendi kendimi yaktım, bitirdim, kül ettim. Şu anda buna bile gücüm yok. Hasta değilim. Anla beni. Anlamaya çalış. Suyu sıkılmış, posası kalmış bir haldeyim." Bunçuk hafif bir inilti koyverdi. Yataktan atlayıp kalktı, bir sigara yaktı. Omuzları düşmüş bir halde uzun süre pencerenin yanında kaldı. Anna da kalktı, sesini çıkarmadan onu kucakladı ve bir anne gibi sükunetle onu alnından öptü. Ama bir hafta sonra Anna kızaran yüzünü onun koltuğunun altında saklayarak itirafta bulundu. Ben başkasıyla kalıyorsun sandım. O işin seni bu derece tüketeceği aklıma gelmedi." Ve sonra uzun zaman Bunçuk'a sadece aşık bir kadının okşamalarını değil, aynı zamanda bir annenin ılık, coşkun sevecenliğini de hissettirdi Anna. Bunçuk'u taşraya yollamadılar. Potyolkov onun Rostov'da kalması için diretti. Don Devrim Komitesi harıl harıl Taşra Sovyetleri Kongresi'ne ve Don bölgesinde baş gösteren ayaklanmayla mücadeleye hazırlanıyordu. 21. Irmağın kıyısındaki söğütlerin ilerisinde kurbağalar bıraklıyordu. Güneş alçak bir tepenin ardında gözden kayboluyor, akşam serinliği Siyatrakov köyünü kucaklıyordu. Evlerin koskocaman eğik gölgeleri, tozlu yolu karşıdan karşıya kaplıyordu. Köyün nahırı bozkırdan ağır ağır, dağınık bir şekilde geliyordu.
Kazak kadınları çomaklarla nahırı sürerek hem gidiyor hem de dedikodu yapıyordu. Daha şimdiden güneşte yanmış yalın ayak çocuklar yan sokaklarda birbirinde oynuyorlar. İhtiyarlar evlerin duvarları dibindeki sekilerde vakarla oturuyorlardı. Köy ilkbahar ekimini bitirmişti. Yalnız şurada burada hala ayçiçeği ve ekinler vardı. Köyün dışındaki evlerden birinin yakınında devrilmiş meşe kütükleri yığının üstünde birkaç kazak oturuyordu. Çopur suratlı bir topçu olan evin efendisi Alman savaşında geçen bir olayı anlatıyordu. İhtiyar komşu adamı da seslerini çıkarmadan dinliyordu. Topçunun güzel karısı basamaklardan indi. Etekliğinin belinden içeri tıktığı gül kurusu rengi bluzunun kolları dirseklerine kadar sıvanmış, esmer ve biçimli kollarını meydana çıkarmıştı. Elinde bir kova taşıyan kadın, Kazak kadınlarına özgü o rahat, salıntılı, zarif yürüyüşüyle ağla gitti. Beyaz yazmasının altından saçları çıkıyor, ocağı sabaha şimdiden hazır etmek için az önce odunla doldurmuştu ve çorapsız ayaklarındaki terlikleri avluyu kaplayan taze otların üzerine hafifcecik basarak tabanlarına çarptıkça şıpıdık şıpıdık ediyordu. Kazakların kulağına kovaya sağılan sütün fısırtısı geldi. Evin hanımı süt sağmayı bitirdi ve sol kolunu bir kuğu boynu gibi yukarı kıvırıp hafifçe öne eğilerek süt dolu kovayı eve taşıdı. Merdivenden, "Semyon, gidip buzağıya bir baksana, iyi olacak." diye seslendi. "Peki Mitka nerede?" diye sordu kocası. "Onun nerede olduğunu şeytanlar bilir. Sıvışmıştır bir yere." Kazak acele etmeden yerinden kalktı. Sokağın köşesine gitti. İhtiyarla damadı evlerine dönmeye hazırlandı. Ama Kazak köşeden onları çağırdı. "Baksana, Dorofey Gavriliç, buraya gelin." İki erkek konuşmadan bozkırı işaret eden Kazak'ın yanına gittiler. Yol boyunca kırmızı bir toz bulutu içinde bir piyade kolu, süvariler ve ağırlık kolları ilerliyordu. Avucunu kır kaşlarının üstüne koyup hayretle gözlerini kısarak bakan ihtiyar, "Askerlere benziyor," dedi. Kazak sesinde bir korku ifadesiyle, "Kimin askerleri acaba?" diye sordu. Karısı ceketini omzuna alıp avluya çıktı. Bozkır'a baktı ve kaygılı bir sesle, "Kim bunlar? Ulu Tanrım, ne kadar da çoklar," dedi bir solukta. "Hayır için gelmiyorlardır, burası kesin." İhtiyar dönüp avluya gitti, damadına seslendi. "Avluya gel, burada durup bakmanın gereği yok." Arkalarında gruplar halinde kazaklar olduğu halde çocuklar ve kadınlar yolun köşesine koşuştu. Yürüyüş kolu köyden bir vers kadar ileride bozkırı geçen yola kıvrıldı. Rüzgar askerlerinin seslerini, atların sert soluklarını, araba tekerleklerinin gürültüsünü getiriyordu. Topçunun karısı, "Kazak değil bunlar, bunlar bizimkiler değil," dedi kocasına. Kazak omuzlarını silkti. "Tabii Kazak değiller, belki de Almandırlar, ne dersin?" "Yok, Rus bunlar. Baksana, kızıl bayrakları da görünüyor. Demek onlarmış." Uzun boylu bir Kazak geldi yanlarına. Adamın sıtmalı olduğu anlaşılıyordu. Zira rengi sapsarıydı. Sırtına bir gocuk, ayaklarına keçe çizmeler giymişti. Eski püskü kalpağını çıkararak, "Şu bayrağı görüyor musunuz?" dedi. "Bolşevik bunlar." "Onlar olduğu belli." Yürüyüş kolunun başında birkaç atlı ayrılıp dört nala köye doğru geldi. Kazaklar aralarında bakışarak yavaş yavaş ortalıktan yok olmaya başladı. Kızlı oğlanlı çocuklar dört yana kaçıştı. Bir iki dakika içinde sokakta kimsecikler kalmadı. Atlı grup köye dört nala girdi ve birkaç dakika önce üç kazağın oturmakta olduğu meşe yığınlarının yanına geldi. Topçu avlu kapısının yanında dikiliyordu. Başında kuban başlığı olan kemerli haki ceketine çarprazlama kan kırmızısı bir ipek boyun atkısı bağlamış olan askerlerin önderi atını sürüp Kazak'ın yanına yaklaştı. "Merhaba Kazak, kapıyı aç." Kazak sapsarı oldu, kasketini çıkardı. "Sizler kimsiniz acaba?" "Aç kapıyı!" diye bağırdı asker. Gözleri kötü kötü bakan ve gem demirini dişlerinin arasına almaya çalışan at, ön ayaklarıyla söğüt dallarından yapılma çite vurdu. Kazak kapıyı açtı. Askerler tek sıra halinde avluya girdi. Önderleri çevik bir hareketle yere atladı, merdivene doğru yürüdü. Daha ötekiler yere inmeden o basamaklara vardı, durdu, bir sigara yaktı, sigara tabakasını kazaka uzatarak ikram etti.
Kazak almadı. İçmez misin? Hayır, teşekkür ederim. Sizler eski din yanlısı mısınız yoksa? Hayır, Ortodoksuz biz. Ya siz kimsiniz acaba? Biz kim miyiz? İkinci Sosyalist Ordusundan Kızıl Muhafızlarız. Öteki Kazaklar da atlarını yedeke çekerek acele acele merdivene doğru geldi. Atlarını merdivenin parmaklarına bağladılar. Saçları alnının üstüne at yelesi gibi dökülen uzun boylu biri kapalı koyun ağalına gitti. Sanki evin sahibiymiş gibi kapısını açtı, eğildi, ağalın bölmesine elini sokup araştırdı ve kocaman bir koyunu boynuzlarından çeke çeke çıkardı. Piotr, gel bana yardım et, diye tiz bir sesle bağırdı. Avusturyalı kaputu giymiş bir asker koşarak ona yardıma gitti. Ev sahibi Kazak, sakalını sıvazlayarak sanki başkasının avlusundaymışçasına bakıyordu çevresine. Boğazı bir kılıç darbesiyle kesilen koyunun ön bacakları bükülüverince adam hiçbir şey demeden sadece bir homurtu koyverip basamakları çıktı, eve girdi. Kuban başlıklı asker, bir Çinli öteki de Rus olan iki başka askerle mutfağa gitti. Önder eşikten içeri adımını atarken, ''Kızma sakın Kazak'' dedi teklifsiz bir edayla. ''Sana iyi para vereceğim.'' Elini pantolonun cebinin üstüne vurarak yüksek sesle güldü. Ama gözleri Kazak'ın karısına ilişince gülmesi birden duruverdi. Kadın ocağın başında dikiliyor, dişlerini sıkmış, dehşet dolu gözleriyle ona yiyecek gibi bakıyordu. Askerlerin önderi gözlerini tedirgin bir tavırla mutfakta dolaştırarak Çinli'ye döndü. Ve ''Sen şu adamla git'' diyerek Kazak'ı gösterdi. ''Onunla git, sana atlar için saman verecek.'' Kazak'a dönerek ''Bize biraz saman ver'' dedi. İyi para veririz samana. Kızıl muhafızlar asla yağma yapmaz. Hadi yaylan bakalım Kazak, yaylan. Sesinde çelik gibi bir tınlama vardı. Kazak yanında Çinli ve başka bir askerle omzunun üzerinden geriye bakarak evden çıktı. Tam basamaklardan inerken karısının ağlamaklı bir sesle çağırdığını duydu. Koridora doğru atılıp kapının kolunu büktü, mandal çabucak açıldı. Asker kadını dirseğinden yakalamış, yarı karanlık ön odaya doğru sürüklüyordu. Kadın da elleriyle onu göğsünden iterek karşı koyuyordu. Asker, kadını belinden kavrayıp taşıyarak götürmeye hazırlandığı sırada kapı ardına kadar açıldı. Kazak iri adımlarla mutfağa geçti, tam karısının önünde durdu. Alçak ama sert bir sesle konuştu. ''Evime misafir olarak geldin. Ne diye karıma saldırıyorsun? Bırak onu. Sizin silahlarınızdan korkum yok benim. Ne isterseniz alın, dilediğinizi çalın. Ama karıma el sürmeyin. Bunu ancak benim cesedimi çiğneyerek yapabilirsiniz. Sen de, Niura.'' Burun kanatları titreyerek karısına döndü. ''Dorofey amcaya git, burada kalmana gerek yok.'' Asker, ceketin üstündeki omuz kayışlarını düzelterek çarpık çarpık gülümsedi. ''Çok çabuk kızıyorsun Kazak. İnsanın birazcık şakalaşıp eğlenmesine bile izin vermiyorsun. Ben bütün bölüğün soytarısıyım yahu. Sen bilmiyor musun? Mahsustan öyle yaptım. Kadın ne yapacak bakayım dedim. Ama o tuttu avaz avaz bağırmaya başladı. Sen şimdi bize saman verecek misin biraz? Yok mu? Peki. Komşuda var mı acaba?'' Kırbacını hızla sallayıp ıslık çala çala çıktı dışarıya. Az sonra bütün müfreze köye girdi. Hepsi 800 kadar süngü ve kılıçtan ibaretti. Kızıl muhafızlar geceyi köyün dışında geçirmeye hazırlandı. Komutanlarının ne idüğü belirsiz, disiplinsiz ellerine güvenmediği, köyde gecelemelerini istemediği belliydi. Haydamaklara ve Alman işgal kuvvetlerine karşı muharebelerde gücünü yitiren 2. Sosyalist Ordusu Traspikol müfrezesi vuruşa vuruşa dona düşmüş ve demir yolunu bırakarak Vorojen'den kuzeye yaya çıkmaya başlamıştı. Müfrezede çok sayıda suç işlemeye yatkın kişilerin etkisiyle ahlakları bozulan Kızıl Muhafızlar yol boyunca işi cümbüşe dökmüştü. O gecede komutanlarının tehditlerine ve emirlerine rağmen sürü halinde köye doluşup koyunları boğazlamaya başladılar. Köyün dışında iki Kazak kadının ırzına geçtiler. Köy meydanında nedensiz yere silah atıp kendi içlerinden birini yaraladılar. Ve yanlarında taşıdıkları sert alkollü içeceklerle sarhoş oldular. Bu arada komşu köylere tehlike haberlerini vermek için 3 atlı çıkartılmıştı bile köyden. Gece karanlığında Kazaklar atlarına eğer vurdu. Silahlandı ve çepeden dönen Kazaklarla yaşlı askeri aceleyle toplayarak müfrezeler kurdular. Köylerde oturan subaylarla başçavuşların komutasında Sviatrekov üzerine hızla ilerlediler.
Dere yataklarında, küçük tepeciklerin ardında gizlenerek kızıl muhafızların ordugahına dört bir yandan sokuldular. Gece boyunca bütün komşu köylerden akın akın erkekler geldi. Ülker Burcu'nun yıldızları gökte soldu. Şafakla birlikte dört bir yandan Kazak atlıları kızıl muhafızların üzerine çığ gibi indi. Bir makineli tüfek azıcık takırdadı, sustu, sonra tekrar rastgele ateşe başladı ve durdu. Bir saat içinde iş tamamlanıverdi. Müfreze imha edildi. 200 kişiden fazlası tüfekle, kılıçla öldürüldü. 500 kadarı tutsak alındı. Her birinde 4 zahra topu bulunan 2 batarya, 26 makineli tüfek, binlerce karabina ve geniş çapta askeri malzeme Kazakların eline geçti. Ertesi gün bütün şoselerde, bütün yollarda dört nala giden habercilerin kırmızı bayrakları çiçekler gibi açtı. Köyler heyecanla kaynaşıyordu. Sovyetler hemencecik alaşağı edildi. Yeni atamanlar seçildi. Mayıs başında Don bölgesinin yukarı bölgeleri devrim komitesinden tamamıyla kopmuştu. Nüfusça kalabalık olan Vyashenskaya, Yukarı Don adı verilen yeni ilçenin merkezi seçildi ve 12 Kazak ilçesiyle bir Ukrayna ilçesini çevresinde toplayan Yukarı Don ilçesi, Don bölgesinin ana merkezlerinden ayrı kendi hayatını yaşamaya başladı. Yalenskaya stanistasından Zahar Akimovich Alfiroyov adında bir Kazak generali aceleyle bölge atamanı seçildi. Bu adamın züğürt bir Kazak subayı iken gayretli ve zeki bir kadın olan karısı sayesinde generallik rütbesine ulaşıldığı söyleniyordu. Denildiğine göre kadın yeteneksiz kocasını kulağından yakalamış, ona rahat vermemiş ve 3 başarısızlıktan sonra 4. girişimde harp akademisi sınavını kazandırmış. Ama o günlerde kimsenin pek öyle Alfiyorov'dan söz edecek hali yoktu. Kazakların kafalarını başka şeyler kurcalıyordu.